Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışız. Ardından hemen Kurtuluş Mücadelesi. Ülke nüfusunda büyük kayıplar var. Seferberlik ilan edilmesiyle üç kıtada savaşan Anadolu erkeklerinin çoğu köylerine geri dönemedi. Erkek nüfusu gitgide azaldı. Bağımsızlık mücadelemizi kazandıktan sonra Türkiye'nin nüfusu sadece 13 milyondu. Erkekleri savaşta şehit düşen Anadolu kadınları ise tam bir zorluğun pençesindeydi. Hem sırtlarını dayadıkları erkekleri şehit olmuştu, hem de maddi hiçbir dayanakları yoktu. Üstelik toplum dul yakıştırmasıyla onların üstüne binmişti. Ve bu kötü yaşam şartları bir kadının idamına neden oldu. O kadın Isparta'nın Darıbükü köyünden Tokalı lakaplı Fatma Ana. Ve bu infazla Fatma Ana, Cumhuriyet tarihimizde idam edilen ilk kadın olacaktı. Gelin, hala infazının altına atılan imzanın haklılığının tartışıldığı Fatma Ana'nın hikayesine bakalım. Savaş, bir kadının idamına nasıl mı neden olabilir? Buyurun. Isparta'nın Darıbükü köyünde eşi savaştan dönmeyen Ümmü Şani, köyde az sayıda kalan erkeklerden biri olan Eşref'le evlendi. Ancak Eşref'le ve onun gibi köyde kalan erkeklerle evlenmeyi amaçlayan başkaları da vardı. Fatma Ana, Hanife ve Kınalı lakaplı Ayşe. Aralarında bir plan yapan bu üçlü, Hanife'nin Eşref'le evlenmesine ve bunun gerçekleşmesi için de Ümmü Şani'yi ortadan kaldırmak gerektiğine karar verdi. Ramazan ayı içerisinde olan bu dönemde bir akşam Ümmü Şani'yi iftara davet ettiler. Bir süre sohbet ettiler ve teravih namazını kılmak için hazırlık yaptılar. Namaz kılınırken daha önceden sakladığı baltayı çıkaran Fatma Ana, Ümmü Şani'yi oracıkta öldürdü. Cesedini ise bir çuvala koyup hayvan gübresinin içine gömdüler. Dönemin imkansızlıklarından dolayı ortadan kaybolan Ümmü Şani'yi bulmak için yapılan çalışmalar çok yetersiz kaldı. Bir süre sonra cesedinin koktuğunu fark eden Kınalı, Hanife ve Fatma Ana, Ümmü Şani'yi gömdükleri yerden çıkararak köyün ilerisindeki nehre atmaya karar verdiler. Böylelikle Ümmü Şani'yi ikinci kez öldürüyorlardı. Kısa bir süre sonra köyde bir sel felaketi yaşandı. Sular çekildiğinde Taylak lakaplı Ümmü Şani'nin cesedi de açığa çıkmış oldu. Fatma Ana ve arkadaşları cinayeti daha fazla saklayamayacaklarını fark etti ve suçlarını itiraf etmeye karar verdi. Ardından da uzun sürmesi beklenen bir dava dönemi başladı. Ancak beklenenden çok daha kısa sürdü. Arkadaşlarının asılmasını istemeyen Fatma Ana tüm suçu üzerine alır. Ne de olsa ölümü gerçekleştiren eylemi yapan odur. Ancak o kadar güzeldir ki hakim bile onu asmak istemez. 3 kez cezaevine gönderilir, üçünde de ben öldürdüm, suç benim diyerek tekrar mahkemeye döner. Sürekli tekrar ettiği cümle ise şudur: Allah aşkına doğru söylüyorum. Bu ak ellerimle ben vurdum hakim bey. Artık başka bir yol olmadığını gören hakim de kararı onaylar. Tarih 12 Eylül 1931. Bir cumartesi sabahı önüne gelen 83'e 3 numaralı başvekalet tezkeresini onaylayan başkan vekili İsmet İnönü'dür. Ve bu imza ile Fatma Ana'yı dar ağacına gönderir. 14 Aralık 1931 sabahı Tuz Pazarı'nda dar ağacı kuruldu. İbret olsun diye halkın önünde asılan Fatma Ana'nın son sözü ise Allah affetsin. Cesedi asılmış halde tam 3 gün dar ağacında bekletildi. Fatma Ana'nın suçu neden sadece kendi üzerine almak istediği de hala bilinmiyor. Suç ortaklarından Kınalı lakaplı Ayşe'nin çocukları vardı. Belki de onları korumak istedi. Ama pek de faydası olduğu söylenemez. Kınalı'nın kızı açlıktan ve fakirlikten öldü. Oğlu ise bir yandan psikolojik sorunlarla boğuşurken bir yandan da üzerine bir kıyafet bile alamayacağı kadar fakir duruma gelince aç ve çırılçıplak şekilde sokaklarda kaldı. Söylenenlere göre Kınalı'nın yattığı cezaevinin müdürü durumu fark edince çocuğun gündüzleri dışarı çıkmak şartıyla geceleri cezaevinde yatmasına izin verdi. Bu hikayenin en masum karakteri olan Ümmü Şani'nin cesedi ise bulunduğu derenin kenarına gömüldü ve ilkel bir mezar haline getirildi. Ancak o haliyle geleceğe ulaşamayacak maalesef. Sel sayesinde su yüzüne çıkan hatırası, 2012'de inşaatına başlanan Kasımlar Barajı ve HES projesi adı altında bölgenin baraj haline getirilmesi sebebiyle bir kez daha su altında kalacak. Öldükten sonra bile rahatlayamayan Ümmü Şani, önümüzdeki günlerde bir kez daha ölecek.